Bu arkadaşın terbiye sınırlarını aşarak söylediği şeyleri Kur'an-ı Kerim çağlar öncesinden bakın nasıl tahmin ediyor. Yani Kur'an şunu demek istiyor. Biz Kur'an'ı İngilizce de indirebilirdik. Ama siz aynı şeyi söylerdiniz. Kısacası inanmak istemeyen ona da inanmazdı demek istiyor. Kur'an'ın Arapça harflerden oluştuğu için kutsal olduğunu söyleyemeyiz. Aynı harflerle güzel şeyler yazılabildiği gibi küfür ve kötü şeyler de yazılabilir. Bu açıdan bakıldığında bütün harfler kullanıldığı dilin sadece bir aracıdır. Kur'an hem lafız hem mana itibariyle Allah'ın sözleridir ve Arapçadır. Bu Allah tarafından böyle tercih edilmiştir. Başka kutsal kitaplardan İbranice ve Latince olan da vardır. Arap harflerinden başka Latin ve benzeri harflerle Kur'an metnini sağlam ve tam anlaşılır yazmak mümkün değildir. Bu tecrübeyle sabittir. Çok denenmiş ama başarılamamıştır. Mealler ve tefsirler ancak Kur'an'ı anlamamıza yardımcı olabilir. Ancak kimse meal okumayın, Türkçesini okumayın demiyor ki. Bunu söyleyen keşke bir defa bile olsa Kur'an'ı Türkçe okumuş olsaydı, eminim okumamıştır. Kur'an'ın mucizelik yönünün en açık olan kısmı onun Arapça ifade edilmiş olmasındandır. Bu ifade tarzı ise Arapça ifadenin barındırdığı Arapça kelimelerden oluşur. Arapça kendi zamanının edebiyat dilidir. Zamanımızda bilim dili evrensel olarak nasıl İngilizcedir, bunu inkar edemeyiz. O zaman da edebiyat denince akla Arapça gelmektedir. Bizim zamanımızda çok dinlenen ve hala efsaneler arasında olan Beatles grubunun şarkıları İngilizce. Bu şarkıları yine İngilizce dinleyebilir veya okuyabilirsiniz. Veya Türkçe'ye çevirip Türkçe de dinleyebilirsiniz. Ancak Türkçe dinler veya okursanız o şarkılarındaki melodiyi yakalayamazsınız. Mesela Beatles'ın Yesterday şarkısı. Yesterday Türkçe'de dün demektir. Haydi aynı şarkıyı aynı ahenkle dün diye söyleyin bakalım. Yesterday, all my troubles seem so far away. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Sömürülme meselesini yalnız Müslümanlığa bağlamak da bilgisizliktir. O zaman Amerika'da Kızılderililerin neden sömürüldüğünü, Müslüman olmayan Afrika halklarının neden hala sömürüldüğünü anlayamayız. Bu Müslümanlıkla ilgili değil, cahillik ve çağın gerisinde kalmakla ilgilidir. 700 yıl boyunca anlamadığın kitabı tabiri de yanlıştır. Burada 700 yıl ile Osmanlı kastedilmektedir. Osmanlı tarihi boyunca şehirden köye kadar herkes Osmanlıca konuşuyordu, Arapça değil. Osmanlıca, Arapça, Türkçe ve Farsça kelimeler yanında birçok Avrupa dilinden de kelimeler içeren bir dildir. Bunu yazan arkadaşın bundan da haberi yok maalesef. Garibim Osmanlıcayı Arapça zannediyor. Kur'an'ın hiçbir yerinde hocalara danışın diye bir ifade yoktur. Bilmediğiniz bir şeyi daha iyi bilene sorarsınız. Bu çok normaldir. Kur'an, hocalara sorun onlar ne diyorsa öyle yapın demez. Bilmediğinizi bilenlere sorun der.